Merhaba değerli sanat dinleyicisi. Şu anda seninle konuşurken bir yandan da yaklaşık bir aydır üzerinde çalıştığım resimde bir miktar daha yol almaya çabalıyorum. Duvar üzerine yağlı boya bir resim ve şu anda tam olarak üzerine çalıştığım şey bir kadının kirpiklerinin üzerine düşen ışık hüzmeleri. Normalde gerçek hayatta böylesi bir görüntüyle karşılaşmamız olanaksız. Fakat sanatın keyifli ve bir miktar büyülü yanlarından biri de bu. Muhtemelen resme bakan izleyiciler bu detayı çok fark edemeyecek, fark etseler de üzerine düşünmeyecekler, zaten olması gereken doğal bir şey zannedecekler. Normalde böyle bir şey pek söz konusu değildir. Eğer üzerinize güçlü bir ışık gelmiyorsa doğal olarak da kirpiklerinizin üzerine ince, uzun ışık parçacıklarının düşmesi son derece zor bir ihtimal. Kirpik eski dilde müjgan demektir. Genellikle portre çalıştığımda kirpik detaylarına geldiğimde aklıma nedense hep Atilla İlhan'ın o mahur beste çalar, müjganla ben ağlaşırız adlı şiir dizeleri gelmektedir. Kendisi bu şiiri Eminönü'nden bindiği bir vapurda karşıya geçerken Deniz Gezmiş'in idam edilmesi haberini aldığında vapur henüz bir kıyıdan diğer kıyıya ulaşmadan hızlıca bir kağıt parçasına yazdığı bir şiirdir. Müjgan, kirpik demek nihayetinde. Genelde sergiye gelen insanlar resimlerini incelemeye başladıklarında hızlıca konuyu anlamaya, baktığı görüntünün altında yatan hikayeyi veyahut da fikri bulmaya çalışırlar. Ki ressamlar, sanatçılar bu konuda aslında oldukça cimridirler. Özellikle benim gibi realistik etkide neyin ne olduğu gayet belli resimlerde insanlar ilk etapta resmin tekniğine, yaptığınız şeyin gerçek hayattaki benzerliğine dikkat ederler. Sonra bunların hepsini bir araya getirdiklerinde nasıl bir öykü çıkacağını merak ederler ve kendi zihinlerinde bunun üzerine bir süre düşünürler. Ardından genellikle işin içinden çıkamadıklarından dolayı gözleri sizi arar ve sizinle ayaküstü birkaç dakika sohbet etmek için yanınıza gelir. Ve aklına takılan resmin ne anlattığını size sormaktadır. Genelde sanatçıların en sevmediği sorulardan biri de budur. Bu resim ne anlatıyor? Buraya böyle bir şey koymuşsunuz, acaba neden yaptınız? Aslında bu sorunun yanıtının sanatçısının da bildiğini hiç zannetmiyorum. Yani ben onu oraya niye koyduğumu biliyor olsam ve resmi bir de üzerine anlatmam gerekiyor olsa resmi yapmam için de herhangi bir neden kalmaz ki. Ayrıca bu tarz bir sorunun bir de şöyle bir problemi vardır. Eğer sanatçısı yaptığı resmin ne anlattığını kendince açıklama çabasına girerse, izleyici artık resmi göremez hale gelir. Resmin anası sanatçı olduğundan dolayı söylediği her şey doğal olarak bir kanun ve esas gerçeklik olarak algılanacağından dolayı insanlar resimlerinde kendi öykülerini yazamaz hale gelirler. Çünkü sizin söylediğiniz şeyler zihnine dolaşmaya başlar ki benim en sevmediğim şeylerden biri budur. En istemediğim şey de bu. Ve genel olarak diğer sanatçı arkadaşlarla da sohbetlerimizde konuştuğumuzda hemen hemen herkes aynı fikirde. Her bakan kendi hikayesini oluşturmalı. Ki bazen sergilerde insanlar resimler üzerine yorum yaptıklarında hiç aklıma gelmeyecek oldukça isabetli ve doğru çıkarımlarda da bulunuyorlar. Bu aynı zamanda şöyle bir anlama gelir. Her bakan farklı bir şey görmekte. Ki bu durum sadece resim, heykel, plastik sanatları için geçerli de değil. Örneğin bir film izlediğimizde, bir müzik dinlediğimizde bunu deneyimleyen herkes de karşılığı farklı olmaktadır. Çünkü duygularımız hayatta yaşadığımız onca şeyden arta kalan ve onun etkisinden çıkamayan bir durum. Ve sanat doğrudan bu durumların içerisine etki etmesinden dolayı her bakan aynı şeye baksa da farklı bir şey hissetmeye, farklı bir şey düşünmeye meyilli. Zaten sanatın en güzel yanlarından biri de bu. Bir resme baktığınızda onun ne anlattığını anlamak için ille keskin bir sanat tarihi bilgisi gerekmemekte. Eğer tabii ki de sanat tarihi bilgisi olursa, sanatçının tarihte hangi noktalardan beslendiğini, kopya çekip çekmediğini, kafasında aşamadığı sanatçılar olup olmadığını bir kere de anlamanız konusunda faydalı olacaktır. Ki aslında her sanatçının zihninde aşamadığı bir sanat tarihinden usta vardır. Şahsen benim ilk Güzel Sanatlar Lisesi'ne başladığımda keşfettiğim sanatçı Caravaggio'ydu ve neredeyse üniversitenin ortalarına kadar Caravaggio'yu zihnimde aşamamıştım. Çünkü o benim resimde yakalamak istediğim etkiyi bundan yüzlerce yıl önce çoktan yakalamış ve aşmış bir adamdı. İşin içinden bir türlü çıkamadım. Her ne yaparsam yapayım, onun o resimde yakaladığı etki benim resimde
oluşmuyordu. Bu konuda onlarca tuvali heba ettim. Onun kullandığı renkleri kullanıyor, hatta resimlerinin birebir kopyalarını yapıp aynı açıda, aynı renk tonlarıyla, aynı kompozisyonları üretiyordum. Fakat hep bir şey eksikti. Sonra o yıllarda, ki bu bahsettiğim sene 2014-15'li yıllar, sanki 100 yıllar önceymiş gibi geliyor ama yaklaşık 10 yıl öncesi. O dönemlerde tabii hala Facebook, insanların sosyalleşmeye çabaladığı en garip platform. Henüz ortalıkta Instagram yok. Zaten akıllı telefonlar da yeni yeni insanların hayatlarına girmek üzere. Viyana doğumlu bir Türk vatandaşı genç bir kadınla tanışmıştım. Kendisi bankacıydı ve Skype üzerinden uzun uzadıya sohbetler gerçekleştirmeye başlamıştık. Ve bir gün bana şunu söyledi. Viyana'nın Güzel Sanatlar Müzesi oldukça zengindir ve Louvre Müzesi'ne bile karşılaşamayacağınız başyapıtlarla doludur. Senin için istersen orada Skype üzerinden görüntülü arayıp sana eserleri tek tek gösterebilirim dedi. Bu benim için inanılmaz güzel bir fırsattı. Reddedemeyeceğim bir teklifti. Sonra kararlaştırdığımız tarihte ben bilgisayarımın başında kendisi Viyana'da Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi'nin kapısında görüntülü araştık. Ve içeriye girip tek tek eserleri bana göstermeye başladı. Bir yandan konuşuyoruz, ben kendisine ne olduğuna ve ne anlattığına dair çeşitli bilgiler veriyorum. Kendisi ise büyük bir keyifle dinleyip bir yandan da bana tek tek eserleri gösteriyordu. Derken Caravaggio odasına girdi. Avrupa'da çoğu müzede odalar bulunmaktadır. Çünkü müzelerin koleksiyonunda aynı sanatçıya dair çokça eser varsa bunları tek tek odalarda sadece o sanatçıya dair bir bütünlük oluşsun diye sanatçı odaları oluşturulmuştur. Caravaggio odasına girdiğinde bana eserleri sakince gösterirken ben de ekrana yapışmış bir şekilde yaklaşık 360 piksellik bir görüntüye bakarken bir anda şunu fark ettik. O gün Caravaggio tablolarından birinin sanıyorum restorasyon vakti gelmiş ve bir eserin başında ilginç bir kalabalık var. Ellerinde beyaz eldivenlerle birileri bir tuvali aşağı indiriyor. Yaşlı bir adam onlara bakıp bir şeyler söylüyor. Müzenin gündelik rutininin bir parça dışında bir olay gerçekleşiyor. Ne olduğunu sordum. O da dinledi ve dedi ki, "Bak şu anda Caravaggio'nun baş restoratörü burada ve sanıyorum eserle ilgili bir incelemede bulunuyor. Bu şahsen benim için bulunamaz bir nimetti. Benim yıllardır Caravaggio'ya dair arayışlarımın yanıtı acaba bu adamda olabilir miydi?" Viyanalı arkadaşımla bu konuda takıntılı olduğumu bildiği için ben daha sormadan kendisi restoratörün yanına gitti. Ayaküstü sohbet edip Türkiye'den genç bir sanatçının yıllardır Caravaggio'nun tekniğine dair bazı konuları bir türlü çözümleyemediğini, yardımcı olup olamayacağını sordu. Ve o yaşlı adam titizlikle ve sakince benim her bir sorumu tek tek yanıtlamaya başladı. Ve aslında benim ta lisede öğrendiğim çok basit bir yöntem kullandığını anlattı bana. Şok içinde kaldım. Ve fark ettim ki bazen zor soruların aslında çok kolay yanıtları olabiliyormuş. Resmi bitirdikten sonra aslında yapmam gereken çok basit bir yöntem varmış. Ve bunu öğrendikten sonra ve hakikaten de Caravaggio'nun o etkisine, benim uykularımı kaçıran o etkiyi hızlı bir şekilde elde etmeye başladıktan sonra benim için Caravaggio konusu kapanmıştı. Ve eğer o olay gerçekleşmeseydi muhtemelen sanatta kendi yolumu bulmam hala olanaksız bir hale gelecekti. Ve sonrasında yavaş yavaş resimlerimde de değişimler yaşamaya başladım. Tabii ki de zaman zaman resimlerimle ihtiyaç duyduğumda gizlice o etkiyi de resimde görmeyi seviyorum. İzleyici resimde bu detayı yakaladığında ve bana bu kısımla ilgili bir şey sorduğunda sence ona nasıl yanıt verebilirim ki? Aslında bir ressamla bir yönetmen arasındaki en büyük farklardan bir tanesi, bir ressam veyahut da bir heykeltıraş en başta zihninde filmi izleyip sonradan çekmeye başlar. Genelde arkadaşlarla bir sohbette veyahut da gündelik rutin bir işle uğraşırken zihninin hep bir kenarında bir görüntü dolaşmaya başlar. İlk etapta oldukça belirsiz ve pusludur. Yavaş yavaş kendisi bir miktar daha netleşmeye başlar. Bir sonraki seferde tuvalde oluşturman gereken görüntünün altyapısını sana söyler. Yavaş yavaş demlenmeye başlar. Emin olun her sanatçının, ülkemizdeki bizim gibi genç sanatçı kuşağı olabilir, eski ustalar olabilir, henüz vaktinin gelmediği bazı resimler vardır. Onu henüz yapamayacağınızı veyahut da yapmamanız gerektiğini bilirsiniz. Ve genelde
Bu tarz eserler sanatçının hayatında bir kırılma yaratan yapıtlardır. Eğer genç yaşınızdan beri sanatla uğraşıyorsanız, 30'larınıza yaklaştığınızda o ilk kırılmayı yaratacak görüntüyü duvale aktarırsınız. Bir sonraki kim bilir kaç yıl sonra gelecektir. Ve genelde sanat tarihinde bu tarz yapıtlara da başyapıt denmektedir. Ve her sanatçının birden fazla başyapıtı vardır. O bir kırılma noktasıdır. Yıllardır zihninde belli belirsiz bir hayalet gibi peşini bırakmayan o görüntü artık zamanının geldiğini, yeteri kadar demlendiğini söyler. Ve tek yapman gereken onu herkesin görebileceği bir biçime sokmaktır. 18 ila 40'lı yaşlarda sanatla uğraşan insanlara genç sanatçı denir. Diyebilirsin ki sanat tarihinde pek çok usta henüz 35'ini bile göremeden öldüler. Nasıl oluyor da 38'ine gelmiş bir adam hala genç sanatçı sayılır? Bunun nedeni aslında yaştan bağımsız olarak resimlerindeki, üretimlerindeki o olgunluk seviyesine halen tam olarak gelemediği içindir. Ne kadar güzel resim yaparsa yapsın aslında zihnindeki o ideal ve olması gereken şeye henüz yaklaşamadığını ve bir miktar daha yol alması gerektiğini bilir sanatçı. Bu yalnızca teknik olarak da değil, resimlerinde ele aldığı konu ve o konuyu nasıl ele aldığı da zaman içerisinde olgunlaştıkça netleşen ve o sanatçının kimliğiyle bütünleşen bir sürece girmektedir. Zaman zaman kanaldaki anlatılara başlarken dinleyiciye şu soruyu sormayı seviyorum. Siz bir ressam olsaydınız neyin resmini yapardınız? Bazen bunu sergilerime gelen izleyicilere de sormayı seviyorum. Eğer sen bir ressam olsaydın neyin resmini yapardın? Genelde ilk etapta bu soruyu insanlar kendi duvarlarında görmek istediği görüntüyle ilişkilendirirler. Ve genellikle bir peyzaj veyahut da bir manzara, belki bir nötrmort yanıtını verirler. Yani saksıda güzel çiçekler, ortasında şelale akan bir orman görüntüsü, yani gündelik hayatında belki de ihtiyacı olan en basit fakat ulaşamadığı şeyler. Veyahut da sanatın aslında sadece bu tarz konuları içeren ve bakan kişiye keyifli duygular yaşatan bir şey olması gerektiğini düşündükleri için bu yanıtı veriyorlardır. Bu yanlış bir yanıt değil. Yalnızca üzerine aslında çok da düşünülmemiş bir yanıt. Örneğin şu anda beni dinleyen sen bir ressam olsaydın neyin resmini yapardın? Trajedilerinin, kaygıların ki sanat tarihi genelde hep bu tarz şeylerin üzerine inşa edilmiştir. Elbette ki bir sanat tarihçisi baktığı zaman bunu göremeyebilir. Onu tarihsel biçimiyle ve tarihteki konumuyla ele alır. Fakat en nihayetinde onu yapan bir insandı. Kaygıları vardı, mutlulukları, hayal kırıklıkları vardı. Ve bunu anlatmanın o kişi için en kolay yolu bunu resme aktarmaktı. Örneğin bir fırtına resmine baktığın zaman orada sadece denizin anlık bir görüntüsünü görüyorsan eksik bakıyorsun demektir. Çünkü sanat tarihinde fırtına, kaygıları, içimizde kopan fırtınaları anlatmanın en kolay yoludur ve genellikle hep bu tarz duygulara dokunmaya çalışır. Fakat insanlar genelde özellikle mesleğimi söylediğim zaman kurdukları ilk cümle ben bir Cin Ali bile çizemiyorum demektir. Merak ediyorum acaba bir edebiyatçıyla karşılaştıkları zaman aynı şeyi söylüyorlar mıdır? Merhaba hocam, şiirlerinizi çok seviyorum ama vallahi ben şahsen bir Cin Ali bile yazamam. Burada dolaylı yoldan aslında yeteneğin herkeste olmayan bir şey olduğunu söylemeye çalışıyor. Şahsen ben bu zamana kadar yüzlerce sergide, yüzlerce sanatçı arkadaşımla veyahut da akademilerde uzunca zaman vakit geçirmiş biri olarak hiç yetenekli birine rastlamadım. Ben de kendimi yetenekli biri olarak düşünmüyorum. Aslında yetenek dediğimiz şey gözümüz ve elimizin arasındaki bağlantının ne kadar kuvvetli olduğuyla alakalı. Ve güzel sanatlar akademilerinde, hatta güzel sanatlar liselerinde de veyahut da bir resim kursuna gittiğinde en temelde öğretilen şey göz ve el arasındaki bağlantının, o koordinasyonun güçlü olmasını sağlamaktan ibarettir. Ne demek istiyorum? Örneğin bir gün bir yerde otururken, bir kafede, bir kahve içerken önünde ufak bir defter ve kalem olduğunu varsayalım. Ve karşıda oturan, tek başına oturan bir kadın veyahut da bir erkeğin anlık olarak çizimini yapmak istedin. Tam o noktada yaşayacağın ilk sıkıntı, görüntüye bakıp anlık olarak kafanı kağıda çevirdiğinde az önce baktığın görüntü aslında zihninde kaybolur. Dolayısıyla baktığın şeyi değil, zihninde hayal meyal gördüğün şeyi karalamaya başlarsın. Ortaya çıkan sonuç
baktığın görüntüden oldukça alakasız olacaktır. Çünkü gözün ve elin arasındaki koordinasyon yeteri kadar gelişmemiştir. Akademiler tam olarak bunun gelişmesi ve kendine model aldığın şey zihninde anında kaybolmasın, kağıda aktarırken de net bir şekilde gözlerin önünde dursun diye uzunca zaman sürekli desen dediğimiz kara kalem çizimler yaptırırlar. Aslında bunun temel mantığı budur. Çünkü ne kadar çok canlı modelden pratik yaparsan göz ve el arasındaki bağlantıyı da o kadar güçlendirirsin ve zihnindekini değil gördüğünü yapmaya başlarsın. Bazı insanların bu koordinasyonu daha güçlüdür ve bu insanlara yetenekli deriz. Başkalarının uzunca süre çalışıp da ulaştığı nihai sonuca zaten en başında ulaşmış olabilirler. Fakat yetenekli olmak iyi bir sanatçı olmanın da ön koşullarından biri midir? Bence hayır. Hayatları boyunca doğru düzgün hiç fırça almadan bir anda ressam veya da heykeltıraş olmaya karar vermiş ve sanat tarihine damgasını vurmuş insanlar da var. Örneğin en meşhuru Vincent van Gogh'tur. 32 yaşına kadar doğru düzgün hiç sanat eğitimi almayan bir rahipken, rahiplik mesleğine leke sürdüğü düşünüldüğünden kovulmuş ve hayata sıfırdan başlaması gereken bir adamdı. Van Gogh'un özelliği o sıfır noktasından başlayıp da daha uzak bir mesafeye maalesef gidememiş bir adam olmasıdır. Tek yapmak istediği şey resimdi. Onun o aslında son derece yalın ve basit tekniği o kadar ileri seviyeye evrilmiş ki işte modern sanat dediğimiz şeyin temelinde Van Gogh olduğu söylenir. Çünkü ondan önce herkes akademik gerçekliğin baktığı bir şeyi olduğu gibi gerçekçi bir şekilde aktarma kaygısını olduklarından dolayı gerçekliği farklı bir şekilde anlatma kaygısını akıllarına getirmemişlerdi. Van Gogh bunu yaptı. Van Gogh yetenekli bir adam mıydı? Evet, bir miktar yetenekliydi. Fakat bir manzara sanatçısından farklı olarak yaptığı şey başak tanelerinin üzerine düşen minik ışık hüzmelerini yapmak değildi. Rüzgarla beraber onların yekpare bir bütün olarak sarılışlarını sadece tek bir fırça darbesiyle anlatabilmesiydi. Acaba Caravaggio veyahut da Leonardo da Vinci bir Van Gogh tablosuna baksaydı ne düşünürdü? Da Vinci, Van Gogh'tan hemen hemen 350-400 yıl önce yaşamış bir adamdı. Ve kendi döneminde yaptığı şey ilk defa biçimi ön plana çıkartarak maddesel dünyayı büyülü bir gerçeklikle ortaya çıkarma çabasıydı. Van Gogh'un yaptığı ise maddesel dünyayı doğrudan kendi iç dünyasıyla harmanlayarak ortaya çıkarmasıydı. Leonardo da Vinci'nin bence hiçbir zaman aklına ölmekte olan bir ağaç çiçeği tablosu yapmak gelmeyecektir. Ki 1500'lü yılların Rönesans döneminde yani orta çağda ortalama insan ömrü 40 yıldı. Eğer 35'indeyseniz epey yaşlı sayılıyordunuz. Her 100 yılda insanoğlunun ömrüne 10 yıl eklenir. Da Vinci çok uzun süre bir hayat yaşadı ve ölürken bile hala kafasında yapmak istediği pek çok şey vardı. Fakat Van Gogh öyle değildir. Van Gogh zaten 30'larından itibaren yavaş yavaş ölmekte olan bir adamdı. Kendi iç dünyasında bir şeylerin öldüğünün farkındaydı. Böylesi bir adam elbette ki ölmekte olan ağaç çiçeklerini resmedecektir. Ve onu yapraklarının realistik görüntüsüyle değil, bizzatihi tuvalin kendisinin ölümünü izleyiciye sunarak yapmaktadır. Acaba her sabah kalktığı zaman kirlenmiş ayna camına baktığında Vincent ne görüyordu? Ölmekte olan kendini görüyordu. Ve ölmekte olan nesnelerin resimlerini yaptı. Daha öncesinde hiç kimse giyinmekten mahvolmuş bir çizmeyi, bir resim konusu yapmayı düşünmemiştir. Eğer sen bir ressam olsaydın, giyinmekten mahvolmuş bir ayakkabıyı resmetmeyi düşünür müydün? Eğer gezmeyi seviyorsan, ayakkabıların yıpranıyor demektir. Belki de uzun yürüyüşler yapmaktan keyif aldığımızı anlatmanın en ilginç yollarından biri, yıpranmış ayakkabıları göstermektir. Veyahut da ne kadar çaresiz olduğumuzu, aynı ayakkabıyı tekrar ve tekrar, tekrar ve tekrar giymekten, duyduğumuz utançtan kurtulmanın belki de en kolay yoludur. Bunu herkesin haberdar olmasını sağlamak. Çünkü o dakikadan sonra artık insanların ne düşündüğünün de bir önemi kalmaz. O artık sadece bir yıpranmış ayakkabı olmaktan çıkıp başka bir şeye dönüşmüştür. Eğer her sabah işe gitmek zorunda olan bir insansan, 2 gün önce giydiğin bir gömleğin veyahut da bir pantolonun tekrardan giydiğin takdirde çevrendeki insanlar tarafından acaba başka kıyafeti yok mu her gün aynı şeyi giyiyor derler mi kaygısından dolayı belki sabahın köründe hararetle dolabında bir şeyler eşeliyorsundur. Acaba aynı şeyi sen de başkalarına söyledin mi? Eğer söylemediysen o insanların da sana aynısını söylediğinden nasıl emin olabilirsin?
Muhtemelen Van Gogh'un böyle bir problemi yoktu. Giyilmekten mahvolmuş bir paltonun veyahut da ayakkabının bir kere daha giyilmesinin insanların üzerinde bıraktığı etkiyi pek de önemseyen bir adam değildi. Dünyanın en prestijli sanat yarışması İngilizlerin William Turner adına düzenlediği sanat yarışmasıdır. İngiliz William Turner da genellikle hiç üstüne başına dikkat eden bir adam değildi. Hatta resimlerindeki etkilerin çoğunu kolay kolay kesmediği tırnakları sayesinde yaptığı bilinir. Günlerce aynı kıyafetle gezmeyi seven bir adamdı William Turner. Fırtınalara fısıldayan adam. Ömrünün sonuna doğru neredeyse Van Gogh vari son derece kalın boya tabakalarıyla bitip bitmediği belirsiz resimler yapmasından dolayı sevilmeyen bir adama dönüşmüştü. Üstelik kaba saba da bir adamdı. O İngilizlerin o aristokratik biçimlerini aklına getir. Buna hiçbir şekilde uymayan bir adamdı. Günümüzde ise en büyük ödül bu adamın anısına verilmekte. Fırtına ressamlığı sanatta tek başına bir ekoldür aslında. Bütün ömrünü sadece fırtına resmi yapmaya adamış pek çok sanatçı vardır. Ve sahiden de deniz görüntüsü yapmak, o suya farklı fikirler enjekte edebilmek ve bunu olabildiğince natürel bir şekilde aktarabilmek ciddi bir maharet gerektirir. Ruslar da Ayvazovski, İngilizler de az önce bahsettiğim gibi William Turner gibi adamlar bu konuda fırtına ressamlığının öncüsü kişilerdir. Bir zamanlar benim de yaklaşık 50-60 resimden oluşan bir fırtına serim olmuştu. Yaklaşık 3-4 sene yoğunluklu olarak fırtına görüntüleri yapmaya başlamıştım. Öncesinde aslında genelde daha çok figüratif figür resimleri yaparken sonrasında bir anda fırtına resmi yapmaya karar vermiştim. Normalde bir insan teni boyamakla deniz görüntüsü boyamak arasında fark vardır. Ve benim o mantığı deneye deneye bulmam tuhaf bir şekilde çok da bir vaktimi almadı. O dönemlerde her zamankinden bir miktar daha karamsar bir insandım. Tabii böyle söyleyince gözün önüne genelde belki surat asık falan tipler gelir ama gerçek karamsar insanlar dışarıya karşı her zaman daha eğlenceli, daha sempatik görünen insanlardır. Onların karamsarlıkları kendi iç dünyalarına yöneliktir. Benim durumum da bundan pek farklı değildi. Fırtınaların arasında uçan kadınlar, uçan gemiler, hatta klasik müzikle ilişkilendirerek bir orkestra şefi gibi imgeler kullanmayı severdim. Çünkü her denizin bir şarkısı vardır. Bir sonbahar zamanı, bir sahil kasabasında, bir deniz kenarında yürüdüğün zaman ister Ege'de, ister Marmara'da, ister Akdeniz'de olabilir veyahut da Karadeniz. Hepsinin kendine has tınıları olduğunu fark edersin ve hatta bu kıyılara göre bile farklılık gösterebiliyor. Bunu kendimce fark ettiğimde her denizin kendine ait bir senfonisi olduğunu düşündüm ve kimi zaman Beethoven'ın 9. senfonisi adını verdiğim veyahut da işte Mozart'ın bazı önemli bestelerinin adlarını verdiğim resim serileri yapmıştım. Sonra yıllar içerisinde yeteri kadar yaptığımı fark ettikten sonra ki son dönem artık Hazreti Musa'yı da işin içerisine katmaya başlamıştım. Fırtınaların içerisine yalnız bir şekilde oturan bir Hazreti Musa tasviri. Nihayetinde Hazreti Musa tasviri yapmak herhangi bir dinde günah değil. Yahudilerin dışında aslında. Ve hani şöyle bir şey vardı. Ben mesela yıllar öncesinde hemen hemen bütün dini kitapları okumaya başladığımda Tevrat bana ilginç gelmişti. Çünkü bir parça farklı bir gözle okuduğunda yalnız bir adam olduğunu fark etmiştim. Hazreti Musa'nın, Tevrat'ta yazılan bu adamın. Zaman zaman Tanrı'yla ters düşen, mücadele veren, neden kendisinin tercih edildiğini sürekli sorgulayan ve bu sorgulamanın sonucunda da bazen yaratıcısından azar işiten bir adam. Ve elçinin yalnızlığı adını verdiğim bir sürede bu konuyla alakalı resimler yaptıktan sonra bayağı bir süredir de hiç fırtına resmi yapmadım. Zaman zaman resimlerimi alan izleyicilerimden, koleksiyonerlerimden ya işte bir fırtına resmi daha gelmez mi diye soran oluyor ama bu sahiden de insanın elinde olan bir durum değil. Biraz önce bahsettiğimiz üzere aslında resim bir şekilde sana gelmekte. Zihnindeki o görüntü netleştiği zaman eğer o bir fırtınaysa oturup fırtına yaparsın. Beraber geçirdiğimiz bu süreç içerisinde kirpiklerle de başa çıkmayı sonunda başardım ve resmin bu kısmını da artık tamamlanmış olduğunu hissediyorum. Genelde şöyle bir şey de vardır. Bir resim acaba biter mi? Sanatçı hangi noktada resmin artık tamamlandığına kendisini ikna etmesi gerekir. Yaptıkça yapasın gelir. Fakat bir noktadan sonra eğer durmazsan artık yaptığın her şey
taşmaya başlar. Sanki bir cezvede Türk kahvesi yaparken yeteri kadar doyum noktasına ulaştıktan sonra artık taşmaya, köpürmeye ve artık kabına da zarar vermeye başlar ya, etrafı da kirleterek. Aynen öyle bir durum ortaya çıkar. Bu resimdeki müjgan da bana artık tamamlandığını söylüyor. O halde bu ilk podcast yayınımda şu ana kadar bana eşlik ettiysen teşekkür ediyorum. Belki bir sonrakinde yeniden buluşuruz. Ben de o sırada sanıyorum resmin başka bir parçasını boyuyor olurum. Ve her zaman olduğu gibi o vakte görüşene kadar, şu ana kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Ve her zaman olduğu gibi renklerle ve sanatla kal.